Selam arkadaşlar, bugün sizlerle iki tane fidget inceleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. İlk başta bu padi, bunun içinden çıktım. Bunun ışığı da var. Bu ışıkla resim çizebiliyorsunuz bu şekilde. Ama ne yazık ki ışığın pili bitmiş, bu yüzden çizemiyorum. Bu padinin özelliklerini göstereyim size. İlk başta bu şekilde uzayabiliyor. Çok yumuşak. Ve sertçe çekerseniz bu şekilde kopuyor. Şekilde kapabiliyor. Ve içini açabiliyorsunuz slime gibi. Ve slime gibi de çıtlıyor. Az önceki duyduğunuz ses gibi. Slime'a benziyor ama bence slime ve clay karışımı bir şey gibi. Elle yapışmıyor. Ve şimdi size bir şey göstereceğim bununla ilgili. Arkadaşlar, şimdi balkona çıktım ve size bir şey göstereceğim. Normalde padimizin rengi beyaz, gördüğünüz gibi. Ama güneşte mora dönüşüyor. Bence çok güzel bir özellik bu. Bu özelliğini çok sevdim. Mor oldu gördüğünüz gibi. Güneşten çıkınca birazcık bekleyelim. Şu şekilde. Elimize koyalım, bekleyelim biraz. Beyaza dönüşmeye başlıyor. Açık mor şu an. Evet, biraz beyazlaştı. Padiniz bu şekillerde, şimdi ise diğer fidget'e geçiyorum. Bu fidget şöyle. Benim eskiden muzlu bir fidget'im vardı. Aynı bunun gibiydi. Ama sonra içinde clay var mıdır diye baktım. Ve muzu kestim. İçinden kum çıktı. Sakın denemeyin. Keserseniz clay çıkmıyor, kum çıkıyor. Ben clay olduğunu sandığım için kesmiştim. Ama ne yazık ki kum çıktı. Ve bir daha da oynayamadım. Çok üzülmüştüm ve çok pişman olmuştum. Bugün muzun aynı şeklinde olan bir şey buldum. Şimdi size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. İlk başta bu şekilde istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Sıkınca o şekli alıyor. Bu şekilde. Ve uzatabiliyorsunuz. Bu şekilde uzuyor. Uzadım. Daha sonrasında geri şekline dönüyor zaten. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Ben iki fidget'imi da çok sevdim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.